Hepinize yeniden merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle hem kızartma olarak yapabileceğiniz hem haşlama olarak yapabileceğiniz tam tutan garanti bir içli köfte tarifini paylaşacağım. Bu şekilde yaptığınızda Allah'ın izniyle çok lezzetli ve süper içli köfteler elde edeceksiniz. Tarife ait malzeme listesini ben info box'a ekleyeceğim. Şimdi tarifimize izlemeye geçelim. Buyurun. Öncelikle 750 gram kıymayı tavaya aldım. Suyunu böyle salıp çekene kadar, kavrulana kadar güzelce böyle eze eze pişiriyorum. Yemeklik olarak doğradığım 3 tane büyük boy soğanı ilave ediyorum kıymamın içine. Evet, kıymaların içine soğanları ekledim ve tamamen bakın soğanlarım içinde piştiler. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu sırada ben cevizlerimi doğruyorum. Arkadaşlar cevizleri rondodan çekmeyip doğruyorum içli köftenin içine. Ben ketenin içine de bu şekilde kullanıyorum. Kurabiyeleri de böyle kullanıyorum. Gerçekten farkı, lezzeti bariz ortada oluyor. Çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Evet, kıymamın baharatlarını ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Karabiber ve pul biberi ilave ediyorum. Bu şekilde şimdi onu soğumaya alıyorum. Biz şimdi hamurun yapımına geçelim. 4,5 su bardağı köftelik ince bulguru ve 1 su bardağı kadar irmiği bu kabın içine aldım. Bunları bir harmanladım. Üzerine yine 4,5 su bardağı kadar kaynamış su ilave ediyorum. Yani bulgur kadar su koymuş oluyorum. Hani o ölçüyü de oranlayabilirsiniz. İstediğiniz gibi ölçüyü artırıp eksiltebilirsiniz. Bunu şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine başka bir tepsiyle kapatıp bir 15-20 dakika kadar, birazcık daha fazla belki, su soğuyana kadar karışım bekleteceğim. Evet, şimdi 20 dakika sonra kadar kıvamını gösteriyorum bakın size. Bu şekilde soğudu, bulgurlarım şişti tamamen. Bunu şöyle bir elimle yine harmanlayarak 1,5 su bardağı un ilave ediyorum. Ve irmiğin yarısından biraz azını, yani yarım su bardağı kadar irmiği şimdi ilave ediyorum. Bu da dışının böyle çıtır çıtır daha lezzetli bir kıvamda olması için bunu yapıyorum. İstiyorsanız irmiğin hepsini baştan koyabilirsiniz. Bunları elimle şöyle bir karıştırdıktan sonra tuzunu ilave ediyorum. Yine bir tatlı, 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyebilirsiniz. Evet, biber salçası koyuyorum. Bu biber salçası Adana'dan gelmiş ve gayet çok lezzetli ve rengi inanılmaz güzel. Birazcık daha az koyabilirdik belki ama bu kıvamda çok güzel oldu. 2 tane yumurta kırıyorum. Şimdi bu şekilde hamurumu elimi ıslata ıslata yoğurmaya başlıyorum. Bu tabi burada birazcık güç gerektiriyor. İsterseniz 2 kişi yapabilirsiniz, isterseniz mutfak şefinizle de yoğurabilirsiniz ama bu kıvam yani yakalayana kadar yoğurmanız gerekiyor. Şimdi en son kıvamını göstereceğim size. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurduk. Bakın kıvamı bu şekilde, böyle elinize dokunduğunuzda istediğiniz şekilde kalan bir kıvam oluyor. Dağılmıyor kesinlikle, macun gibi oluyor. Soğuyan kıymalı içimin içine doğradığım cevizleri ilave ettim. Bu kıymalı harcı bir gün önceden de yapabilirsiniz. Çok daha güzel olur, kolaylık olur sizin için. Şimdi ben içli köfteleri yapmaya başlayacağım. Şöyle size birkaç tane göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Bakın yumru şeklinde açtım. Elimi de ıslattım hafif parmağımla. Bu şekilde içine böyle oyarak inceltiyorum. Özellikle Ramazan'da gerçekten sevilen bir ara sıcaktır içli köfte. Yapıp dip frizinize atmanızı tavsiye ediyorum.
arkadaşlar, içli köftelerin hepsini yaptım. Toplamda 40 tane kadar içli köftem oldu. Birazcık irili ufaklı olmuş olabilir, fark etmez o. Birazcık hamurumdan arttı. Onu da biz minik minik bellak köftesi şeklinde yaptık. Şimdi derin bir tencerenin içine, kızartma tenceresinin içine sıvı yağ koydum. Ocağın altını açtım. Şimdi kızgın yağ köftelerimi teker teker atıp kızartacağım. Tarif çok güzel bir tarif arkadaşlar. Yani tavsiye ediyorum denemenizi. Yağın kızgın olmasına ve kabın biraz derin ve yağın da yine fazla olmasına dikkat ederseniz her yeri eşit şekilde pişmiş köfteleriniz olacaktır. Bu tarifi aynı bu şekilde yapıp tuzlu kaynar suda haşlayabilirsiniz. Sonra üzerine tereyağlı güzel böyle pul biberli bir sos yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Tavsiye ederim öyle de. Fakat bugün ben bu videoda bu şekilde kızarmış halini göstermek istedim sizlere. Evet, köftelerim kızardı. Şimdi onları tabağa alıyorum. Bakın çatlama, patlama kesinlikle hiçbir şekilde bir olumsuz bir durum yok. Gayet güzel. Sizi mutlu edecek bir sonuç alacaksınız tarifimi denerseniz. Özellikle yoğurma kısmına birazcık daha özen gösterirseniz çok başarılı içli köfteler elde edebilirsiniz. Çok güzel oldular gerçekten. Videomu izlediyseniz, kanalıma abone hala değilseniz kanalıma öncelikle abone olmanızı ve videomu beğenmenizi, yorum yapmanızı rica edeceğim. Daha yeni videolarda yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.